sevenler Sağlığa Uzanan Dosyeli programıyla karşınızdayız. Bugün psikiyatri uzmanı Doktor Neslihan Kılıç'la birlikteyiz. Merhabalar Neslihan Hanım, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Neslihan Hanım, bugün 6 Şubat'ta bildiğiniz üzere Kahramanmaraş merkezi 11 ili etkileyen bir deprem meydana geldi. Bu depremin insanlar üzerine psikolojik etkilerinden bahsedeceğiz. İlk olarak depremin insanlar üzerindeki psikolojik etkileri nelerdir? En sık gördüğünüz rahatsızlıklar nelerdir? Ne gibi travmalar ortaya çıkıyor? Bunu dinleyelim sizden. Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun ve özellikle bölgede doğrudan etkilenen bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Bu denli büyük afetler felakete döndüğünde hepimizi çok olumsuz etkiliyor. Bölgede birebir maruz kalan kişiler de duruma bağlı olarak ilk başta şok etkisi, hani yarattığı için şok reaksiyonları verebilir. Sessiz kalma, konuşamama, her şeyden aşırı derecede korkma ya da dona kalma dediğimiz durumları yaşamış olabilirler. Nasıl tepki vereceklerini ya da başlarına ne geldiğini adlandıramamış olabilirler. Zaman içerisinde kaybettiklerini de daha çok idrak etmeye başlıyor insanlar. Çünkü ilk başta herkes bir ne oldu, hani ne yaşadık biz gibi bir anlamlandırmaya çalıştı. Kaybettiklerini hissettikçe ya da var olan durumun büyüklüğü hissedildikçe biraz daha bazı üzüntü, keder ya da yas gibi belirtilerde artmalar meydana gelebilir. Deprem sonrası biz bunları, deprem gibi aslında felaketlerden sonra bunları görebiliyoruz. Hemen bir travma sonrası stres bozukluğu başlamıştır olarak kabul etmiyoruz. Bunun için takip ve zaman gerekli. Ama en sık görülebilecek psikiyatrik rahatsızlıklar açısından bakarsak yine travma sonrası stres bozukluğu olabilir, depresyon olabilir, anksiyete bozuklukları olabilir. Peki nedir bu travma sonrası stres bozukluğu? Travma sonrası stres bozukluğunda kişinin hani adı üstünde bir travmatik olaya maruz kalması. Daha sonra başlayan bir dizi psikiyatrik, yani ruhsal ve fiziksel etkileri olan bir bozukluğun tümüne diyoruz biz burada. Kişi bunu şahitlik de etmiş olabilir veya travmaya doğrudan maruz da kalmış olabilir. Böyle bir olay sonrası ani gelişen, beklenmedik durumları daha sık görüyoruz biz tabii bunu. Böyle bir durum sonrasında içe kapanma, yeniden olayı tekrar yaşama, rüyalar, kabuslar görme, çevreden uzaklaşma, irkilme dediğimiz ufak bir sesten bile kolay irkilerek, korkularak tepki verildiği, şok durumunda olunduğu, böyle tanı bütünlüğünün olduğu bir bozukluk. Peki travma sonrası stres bozukluğunun belirtilerini aslında anlatmış oldunuz. Bu peki nasıl önlenir? Tipleri de var sanıyorum ki. Nelerdir bunlar? Tipleri aslında şöyle, hani bozukluğun kendisini tipleri ayırmıyoruz ama sebep açısından, işte doğal yollarla olan, insan eliyle olan şeklinde ayırabiliyoruz. Önleme açısından tabii öncelikle doğal yöntem ya da insan eliyle olabilecek ihtimalleri, riskleri azaltmak, gerekli önlemleri almak gerekir. Ha, böyle bir şey yaşandı, başa geldi. O zaman da biz her zaman şunu söylüyoruz. Travma ile ilgili bir durum varsa öncelikle kişinin güvenliği sağlanmalı. Yani maruziyetini ortadan kaldırmalıyız. Maruziyeti ortadan kaldırılmadan travma ile ilgili herhangi bir müdahale ya da önlem söz konusu dahi olamaz. Sonrasında da psikolojik ilk yardım dediğimiz, işte psikososyal temellere dayandırılan destekleyici bir sistem durumunda kişiyle görüşmeler sağlanabilir ama temel ihtiyaçlar karşılanacak, güvenliği sağlanacak, barınması sağlanacak. Sonrasında bütün bunları yaptıktan sonra da teknik olarak da alanında yetişmiş kişiler, profesyoneller tarafından olan temaslarla beraber böyle bir durumun travma sonrası stres bozukluğuna doğru gidişatının önüne büyük ölçüde geçilebilir. Yani her travma yaşayan, her zor bir durum yaşayan kişi de PTSB olarak kısaltıyoruz biz bunu, gelişecek gibi bir beklentimiz yok. Peki travma sonrası stres bozukluğu olan bir birey nasıl tedavi edilir? Siz neler uyguluyorsunuz bütün hastalarınıza? Çok özellikle yaklaşmak lazım. Kişinin durumu, eğitimi, sosyal durumu, eğitim durumu, işte çalışma düzeni vesaire hepsini hesaba katarak
ilaç tedavisi, psikiyatrik ilaçlar yani farmakoterapi veya psikoterapi yöntemleriyle tedaviye başlayıp devam edebiliriz. Burada tedaviye karar verirken kişinin de uyum sağlayabileceği az önce saydığım unsurları göz önünde bulundurmak gerekir. Ben kendi hani şahsımda daha çok travmalar daha çok terapiyi tercih ediyorum. Haftada bir yapılır aslında psikoterapiler ama yoğun travmalardan sonra kişinin durumuna göre haftada 2 seans hatta 3 görüşme de yaptığımız vakalarımız olabiliyor. Hı hı. Ve uzun da sürer. Yani öyle 1 ay, 2 ay gibi bir zaman veremem ben size. Biraz daha yavaş gitmek gerekir. Daha özenle gitmek gerekir. Çünkü hani genel olarak anlat kurtul gibi bir yaklaşım var ya, öyle bir şey yok maalesef. Hani anlatabilecekleri seviye önemli. Anlatmaları için zorlanmamaları gerekir. Çünkü kişi yaşadığını, başına geleni anlattıkça o travmayı yeniden ve yeniden yaşar maalesef. Ve sadece anlattırmayla kalırsanız tekrar tekrar travmatize etmiş olursunuz. O yüzden özellikle travma alanında daha önce vaka görmüş, bu alanda deneyimi olan ya da deneyimi olan bir psikiyatriste ulaşabilecekse böyle bir sorumluluğu riski almasını öneririm. Hı hı. Peki biz anfetse de yakınlarımıza nasıl davranmalıyız? Hı hı. Bizim destekleyici alanda, destekleyici olma sınırlarında kalmamız bence çok önemli. Hani toplum olarak yardım etme ya da birinin müşkül halindeyken ona koşturmayı, hatta ilk anda hemen koşturmayı seviyoruz. Böyle bir yatkınlığımız var. İyi niyetli olsak da bazen bunu şiddetini birazcık artırıp karşı tarafa göre ayarlamakta zorluk yaşayabiliyoruz ve böyle hiyerarşik dediğimiz işte tepeden daha bir düzen halinde yardım etmeye doğru iniyor. Aslında öyle değil de destek olma. Yani mesela bir afetzedeyle karşılaştınız. Tanışabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Buralarda yabancı olabilirsin ya da hani belki tanıdığın olabilir, olmayabilir. Ama istediğin zaman benimle konuşabilirsin. Ya da varsa bir ihtiyacın, karşılamak konusunda sana yardımcı olabilirim, sana yol gösterebilirim gibi daha böyle destekleyici cümleler kurmak, daha destekleyici bir sınırda kalmak önemli. Çünkü diğer türlü bu insanların bir düzeni vardı, işleri vardı, her şeyleri vardı. Yani ev, araba, iş, yakın, aile, çoluk, çocuk düzenleri vardı zaten. Hani muhtaç durumunda değillerdi. Ama ellerinde olmayan bir sebepten ötürü birçok şeyi kaybetmiş olabilirler. Yerlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Bu noktada orayı unutmamamız gerekiyor. Yani işi onların sanki bir şeylere muhtaç olduğunu hissettirme gibi ya da öyleymiş gibi bir yaklaşımdan ziyade destekleyici. Ben burada senin için varım. İstediğin zaman bana konuyu açabilirsin. İstediğin kadar yardım ederim ya da yol gösteririm. Daha çok böyle yapmakta fayda var. Bazen ben şeyde şahit oluyorum. Ya ne olmuştu? İşte kim vefat etmişti? Senin de var mı vefat eden? Oo tüh tüh vah vah falan. Böyle değil. Anlatmak istiyorsa anlatır. Anlatmak istemiyorsa sormayalım. Evet, aslında bu tür bireylerin öncelikle kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyor dediniz. Kesinlikle. Bir sonraki aşamada gelecek kaygıları artık bu zamandan sonra ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler olması gerekiyor artık. Peki bu depremi yaşayan bir de bu depremde yakınlarını kaybeden insanlar da var. Biz maalesef bu insanlara nasıl destek olmalıyız? Her kayıp tabii acı doğuruyor. Acılarına öncelikle saygı duymalıyız. Bahsetmek istedi ve konuştu diyelim. Ya da biz duyduk, işte ağladığını görüyoruz falan. Geçecek kelimesini çok kullanmayalım. Geçecek bunlar gibi değil de. Haklısın. Yani bu acı da çok zor. Gerçekten çok zor olmalı. Ya da çok zorlandığını görüyorum. Yani şöyle biraz omuza dokunma hareketimiz vardı ya bizim. Evet, bu çok zor olmalı. Haklısın. Sen buradayım. İstediğin zaman seni dinlerim gibi yaklaşımlarımız daha iyi olacak. İşte bu da geçer. Zaman her şeyin ilacı. Bazen bunu da unutursun gibi söylemler oluyor. Tabii bu böyle karşı tarafın acısını azımsamaktan kaynaklanmıyor. Ama kelime haznemizde bunları çok sık kullanıyoruz. Fakat bu acıyı yaşayan kişi için şöyle bir şey uyandırıyor. Beni anlamıyorlar.
nasıl geçecek? Yani ben çocuğumu kaybetmişim. Hatta bir değil, belki birden fazla. Geçecek dendiği zaman o yaşadığı acıyı azımsanmış hissediyor kişi. Değersizleştirilmiş hissediyor. Ve suskunlaşıyor. Hemen böyle bir hani geçecek ya, telaş etme gibi bir yaklaşımda değil de haklısın ya, gerçekten bu çok üzücü olmalı. Baş edemediğini düşündüğünde beraber seninle bir ruh sağlığı profesyoneline başvuralım, destek alalım mesela gibi daha böyle yanında olduğumuzu hissettirecek cümleler, eylemler faydalı olur. Peki deprem sonrası deprem bölgesinde psikiyatri uzmanları ve psikologlar yönlendirildi hemen. Hatta hala devam ediyor. Gönüllü olarak da zaten gitti. Gönüllü olanlar da var. Evet. Sanırım online olarak da bu tür destekler var. Destekler devam ediyor. Bu süreç ne kadar devam etmeli sizce? Bu süreç ihtiyaç devam ettiği sürece devam etmeli. Yani o yüzden kendimizi bir yıl ya da 6 ay gibi bir matematiksel, sayısal bir değere sıkıştırmayalım. Çünkü travma dediğimiz durum uzayabilir, kişi başvuramamış olabilir. Bunun uzun soluklu devam edeceğini biz biliyoruz. Bu alanda çalışanlar olaraktan. O yüzden bizler bu noktada bayrak teslimi gibi düşünüyoruz bu meseleyi. Ve hemen kendi aramızda da destek sistemlerini oluşturduk. Çünkü uzun soluklu olacak, onu biliyorum. Ama ne kadar sürecek bilmiyorum. Bu noktada alıyoruz mesela, hani takip ettiğimiz vakalarımız olacak, işte afetzedeler olacak filan, yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Biz de yorulduğumuzda durup bir başka arkadaşımıza bu durumu devredeceğiz ya da bu konudaki hocalarımızdan destek alacağız. Peki sizin bu konuda bir çalışmanız var mı? Nasıl yürüyor bu çalışma? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Türkiye Psikiyatri Derneği'nde üyeyim. Orada da afetzedede travma çalışma birimi var. O birimde de bulunuyorum. İlk günden itibaren birim hemen organize oldu kendi içinde. Oradaki çok değerli hocalarımız da bu konuda zaten tecrübeliler. Oradaki organizasyonla beraber gönüllü arkadaşlar daken oluştu ve bütün o illerde sorumlu hekimler var, bölgeden sorumlu ve o illerde de hani hala konteyner ya da çadırda poliklinik hizmeti veren gönüllü psikiyatrist arkadaşlarımız var. Görevlendirmeyle oraya gidiyorlar. Sahada çalışanlarımız var. Onun haricinde yine bu ekip olarak hocalarımızdan hemen hızlıca bilgilerimiz güncellendi. Travmayla ilgili tekrardan bir eğitimimizi aldık. Yani almıştık ama yeniden bir güncelleme yapıldı. Online olarak görüşme talep edenlerde destek sunan bir ekip var. Bunu da sunmaya çalışıyoruz. Bölgemize gelenler var mesela. Hani bu bölgeye de yoğun şekilde gelen oldu. Ben çalıştığım yerde bununla ilgili tedavi, işte ilaç tedavisi ya da psikoterapi, kişinin durumuna göre ne gerekiyorsa onu planlıyorum ve devam ettiriyorum. Onun dışında da yine Türkiye Bağlamsal Bilimler Ek Grubu, yani bir terapi grubunun da gönüllü çalışma birimi var. Orada da gönüllüyüm yine. Orada da nöbetçi arkadaşlar var. 7/24 şekilde ruh sağlığı çalışanları 7/24 şeklinde henüz telefon görüşmesi şeklinde devam eden, sahadaki kişilerin yönlendirdiği haliyle devam eden de bir destek sistemi var. İnanın hani konuda bütün böyle bu alanda çalışıp bir şekilde organize olan o kadar çok insan var ki ortaya bir ürün koymak ve destek olmak isteyen. Sadece benim bile içinde bulunduğum iki farklı grup var mesela. Peki bir depremzede nasıl ulaşabilir sizlere? Bir terapi almak istiyorsa öyle. Yani şöyle, terapi ya da ilaç kısmını doğrudan değil de önce bir görüşme yapmak lazım. Durumunu değerlendirmek lazım. Sonra tedavi gerekiyor mu? Tedavide adı ne olsun, ilaç mı, terapi mi diye karar vermem lazım. Çalıştığım hastaneye başvurabilirler. Peki, teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum bu hassas konuya değindiğiniz için. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağlığa Uzanan Dostları programını burada sonlandırıyoruz sevgili izleyenler. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.